Merhaba arkadaşlar. Sesim belki uzaktan geliyordu. Bugün Honda Space marka motosiklete tam varyatör bakımı yapacağız ama. Tam varyatör bakımı. İstiyorsan Hasan yaklaş biraz. Bakımı yaparken size hem çalışma şeklini hem de parçaları tek tek anlatacağım. Tarih setlerini kontrol ediyoruz. Bunlar yıkanacak, temizlenecek. Tarih setlerinde bir düzleşme, ezilme yok. Şu göbeği kontrol ediyoruz. Bu göbekte boşluk varsa kayış kopartır. Şu yanakları motor bloğuna çarpar, ses yapar. Bunda öyle bir problemimiz yok. Grommet kaslaklarımız, kaydırma kızaklarımız sağlam. Ön varyatörde herhangi bir problem yok. Hazır açmışken ön volan dişlisi kontrol edilir. Kırık dişli var mı yok mu hepsi kontrol edilir. Hiçbir dişlisinde problem yok ama bunların hepsi yıkanacak. Ön varyatörümüz sağlam. Genelde titreme yapıyor kalkışta. Çekiş problemi yaşıyor. Arka varyatörden dolayı bu yaşanıyor. Arka varyatörü elinize aldığınız zaman, böyle çektiğiniz zaman bakın görüyorsunuz. Şey yok. Bunun belli periyotlarda içinin komple açılıp temizlenip yağlanması gerekiyor. Şimdi o bakımını yapacağız. Varyatörümüzü açtık. Bu devriyaj dolatamız set halinde. Ya içinde hiç yağ yok. Çekiyoruz. Çek kardeşim, görüyor musun? İçinde hiç yağ yok. Bunun belli periyotlarda açılıp yağlanması gerekiyor. Yağ olarak da kauçuklu gres kullanmak gerekiyor. Normal gres kullanırsanız bu hemen uçup gidecektir. Yaklaş Hasan'cığım. Gel biraz daha yaklaş. Şimdi burada pin burçların girdiği 3 tane delik var. Bu varyatör böyle bu şekilde çalışmıyor. Böyle dönerek geri geliyor. Bu şekilde çalışıyor. Bu hareketin sonucunda da bakın buradaki delikleri görüyor musunuz? Burada bir genişleme söz konusu. Yani bu genişleme şu anda kabul edilebilir durumun böyle tam böyle sınırında. Ama biz şimdi müşterimiz biraz daha idare etsin dediği için bunu temizleyeceğiz, kullanacağız. Ama bu genişlemeyi gördüğünüz zaman bu arka varyatörün değişimi istiyor. Şimdi hazır açmışken komple debriyaj balatalarını da sökeceğiz. Burada pinleri var debriyaj balatalarının. Bu 3 tane pin çıkardık. Bunun mantığını anlatacağım. Motor çalışırken bu hızlı dönerekten merkez kaç kuvvetleri balıklar yukarı aşağı şu şekilde oynayaraktan volan tasını tutuyor ve kavrama sağlıyor. İçeride biriken tozdan, pislikten bu debriyaj balatalarının hareket ettiği noktalar pislik, toz doluyor ve bu hareketi iyi sağlayamıyor. Bundan dolayı da kalkışta titremeler oluyor. Burası, burası. Komple varyatör bakımı yapacağız. Evet arkadaşlar, gerekli temizlik işlemlerini yaptık. Yağ kaçaklarımız vardı. Komple temizledik kapağıyla beraber. Keçelerimizin kontrolünü yaptık. Şimdi varyatör kısmını dağıttığımız gibi geri toplayacağız. İstiyorsan Hasan biraz yaklaş. Ön varyatörden başlıyoruz. Tarih setlerimiz. Tarih setlerimizi takarken hepsinin aynı yöne bakmasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlar gramaj ağırlıklı çalışır. Yani bir gramaj bile fark etse aslında bir şey fark etmiyormuş gibi durur ama fark eder. Hepsi aynı yöne bakması lazım. Gramaj kastığımızı takıyoruz. Burcumuzu yerleştirip ön varyatörümüzü yerine oturtuyoruz. Ön varyatörümüz işimiz bitti. Arka sabit kasla elime alıyorum. Hareketli kasla üzerine oturtuyorum. Şurada gördüğünüz gibi pin burçların geçtiği yerler var. Bunları denk getiriyoruz. Pin burçlarımızı tek tek alıyorum. Biraz küçük olduğu için alınması zor tabii.
Evde kayın çık çıkmıyor. Üç tane pin burcumuz var. Motor modeline göre değişiyor. Kadın burçları aleti. Pin burçları yerine oturtuyoruz. Pin burçları yerine oturttuktan sonra tekrar söylüyorum, kauçuklu gres kullanmak gerekiyor. Normal gres kullandığınız zaman bu keçelerden kaçarak arka varitörü kayışı yağlayacaktır. Motorun performansı yine bozulacaktır. Yani arka varitörü de kayış değiştirip kapatmamak gerekiyor. Bunun da belli periyotlarda bakım istiyor bu parça. Bu yağ belli bir zaman sonra özelliğini yitiriyor ve kuruyor burada. Buranın belli periyotlarda açılıp temizlenip yağlanıp geri kapatılması lazım. Yağlama işlemimizi bitirdik. Şimdi bunun üzerine kapağımız gelecek. Bu altta keçisi var, üstte de keçisi var. Bu yağ dışarı çıkmasın diye. Kapağımızı takıyoruz yerine. Kapağı yerine taktıktan sonra parçayı çalışma yönüne doğru ileri geri yapıyoruz. Ve böyle yağ gibi kaydığını hissedeceksiniz bunu yaptığınızda. İlk açtığımızda tak tak vuruyordu. Bakın şu an ritmik bir şekilde açılıp kapanıyor. Arka varitörümüzü yerine bırakıyorum. Devrer setimize geliyorum. Az önce de bahsettiğim gibi ben komple temizlik işlemlerini yaptım. Bunların içlerini zımparaladım, hareketli parçaların içlerini. Devrer setinde önce kapatma takozlarını takıyorum yerine. Devraj balatalarının geçeceği pinleri varlı yok arasında yağlıyoruz. Buraya çok fazla yağ sürmüyoruz. Eğer çok aşırı yağ sürersek bu yağ içerisinden, burası ısınan bir bölge, çıkıp devraj balatalarını yağlayabilir. Varlı yok arasında yağlıyoruz. Yağlama işlemimiz bitti. Devraj balataları zamanla sertleşir üzeri. Bunu söktükten sonra üzerine hafif bir zımpara vurmanın hiçbir zararı yoktur. Aksine burası yumuşar. Daha böyle soft bir kalkış elde edersiniz motorda. Çalışma yönlerine göre devraj balatalarını takıyorum. Devraj balatalarını taktıktan sonra balatalarımızı tutan yayları takıyoruz. Bu iş biraz zor olabiliyor. Bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Video alıyoruz Mustafa abi. YouTube için. Takarken de söktüğünüz parçaların sırasına göre takım yapıyoruz ama sırayı şaşırmamak gerekiyor. Bunları tekrar tekrar açıp kapatmak gerçekten zahmet isteyen bir iş. Devraj balatalarını tutan plakamızı takıyoruz. Sekman yerine gelecek şekilde ufak tıklıyorum. Kilit sekmanlarını takıyorum. Bu biraz zahmetli bir iş. Ama birkaç denemede yerine takabilirsiniz. Biz bu işlemi dışarıda yaptığımız için zorluyor tabii. Evet arkadaşlar, devraj setimizi komple topladık. Arka varitörümüzü yağlamıştık. Şimdi burada en önemli parçalardan biri arka varitör yayı. Bu yay ne kadar gergin olursa motosiklet birinci vites üzerinde daha fazla gidecek ve daha seri kalkış yapacaktır. Ben alttan bir leve koyarak üstten ikinci bir leveyle bu yayı böyle gerdiriyorum. Şekli bozuk olabilir ama bu yerine oturduğu zaman kendi şeklini otomatikman alıyor. Bunu bu şekilde geçiyoruz. Üst kapağını takıyoruz. Bu işlem biraz zahmetli bir işlem ve tehlikeli. Bunu yaparken yanınızda ikinci bir kişi olursa sizin için daha iyi olur. Bizim elimiz alıştığı için tek başımıza bunu yapabiliyoruz. Takarken burada yay gayet kuvvetli, yüzünüze sıçratabilir. Tadında sıkıp bırakıyoruz. Dişler çok ince, hemen yalama yapabilir. Kayışımızı kontrol ediyoruz. Herhangi bir çatlak yok kayışımızda. Devam eder. Kayışımız olduğu yere takıyorum. Ön varitörümü takıyorum. Volan dişlimi.
Bu pul çok önemli. Bazen bu pulu takmayı unuttuğunuz zaman, bu pulsuz 22 lokmayla sıkarsanız burası komple yalama yapar, krangınız çöp olur. Hani küçük bir pul ama hayati önem taşıyor. Ben maalesef vidasında boşluğunu alıyorum. Herkesin yöntemi farklıdır. Ben bu şekilde alıştım. En kolay takma yöntemi. Yerine takıyorum. Arka varitörün içini de, bu volantasının içini komple temizleyip yağdan arındırıyoruz ki kavrama düzgün olsun. Yerine takıyoruz. Yani demek istediğim, biraz yaklaşa sence. Yani bütün iş sadece kayışı değiştir, altılı burç yatağını değiştirle bitmiyor. Komple hepsini açıp, burada arka varitör komple yağlı çalışan bir parça. Komple bunların hepsi yağlandıktan sonra, genel bakımları yapıldıktan sonra varitör bakımı bu şekilde yapılır. Komple varitör bakımı. Bunu yaptıktan sonra kalkıştı, gidişteki bütün o titreme bilmem ne problemleriniz çözülmüş olur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz like atın.